tavuk yanisi çekmiş. Şöyle bir tavuk aldı geldi. Bir baktım 1 kilo 800 gram gezen tavuk mu diye sordum. Yok dedi gezen tavuk ayağında pislik getirir. Kız dedi bana. Ne demek istedi? Neyse ben bir kuyruğunu kestim. Pahalı diye herhalde. Sonra sırt üstü yatırdıktan sonra butlarından ayırıyorum. Yeri zaten belli bak. Onun eklem yerleri var. Eklem yerlerinden döndürerek alıverdim. Bunu güzelce parçalay parçalamak herkesin de harcı değil Hani ben de çok becerikli olduğumu söylemiyorum elbette ama Mundar da etmiyorum yani tavuğu iki butu ayırdım derisini de çıkarttım Sonra Efendim gövdesinin derisini çıkartıyorum deriyi de kullanmayacağım Göğüs kafesi var ya bak iki tane göğüs Bak gördün Tam ortasına onun yeri belli ha, Sert yere kadar bıçağı değdirdim Sonra şey kanadı aldım. Kanat kolaylamıştı çünkü. Kanadın da eklem yeri var. Aha bak burada gördün mü? ha Bıçakla azıcık azıcık dokuna dokuna çevire çevire onu da güzelce çıkartıverdim. Şimdi bak göğsünü kafesinden yardım. Sert değil bıçak hemen kesiveriyor. Heh. Göğüsler bunlar. İskeletini de ikiye böldüm. Bir daha bölüyorum. Dedi ki gırtlağını da yiyeceğim ben tamam dedim öteki yerlerini yemeyeceğiz bu arada kağıdın uç kısımlarını da ayırdım bu arada o paça kısmı uçan en kanat kısım vardı orayı da kestim ayırdım sonra efendim butun ayağını da kestim pis dedi ya bana bunları işte porsiyonluk ayarladım efendim ben emden geldiğince orta ateşe tencereyi verdim büyük tencere 4 çorba kaşığı cıvık yağ bir çorba kaşığı dolu dolu tereyağı bıraktım tereyağım eriyince 20 adet arpacık soğan kullanıyorum ben Kıskanırlar Kahramanmaraş'ta 3-5 dakika kavurduktan sonra 10 tane baby patatesin kabuklarını soyup onları da ekliyorum. 5 dakika dakikada onu kavuruyorum. 4 tane domatesin püresini çıkartıverdim. Orta boy domatesi de su kullanmayacağım. Domatesin suyuyla olacak. 10 diş de sarımsağı şöyle kabaca. Her şey kaba oluyor arkadaşlar de. Sonra 5 tane sivri biber acı alıvermiş. Onu da kabaca doğradım. Çekirdeklerini çıkartmadım. Sivriye çok da çekirdekli olmaz zaten. Şöyle bir kapağını kapatacağım. Tam kapalı 5 dakika böyle domatesler salçamsı kıvam alsın diye. 5 dakika sonrasında baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyerek sonra efendim tavuk parçalarını yan yana sıkı sıkı üzerine diziyorum. Karıştırma işlemi yapmıyorum. Suyun dibine gömmeye çalışmıyorum. Başka da bir şey eklemiyorum. Tencere kapağını sıkıca kapattım demleme yöntemiyle en kısık ateşte kapağını katiyetle açmadan tam tamına bir saatte pişirdim. Hem suyunu böyle güzelce saldı hem de tavuklar yumuşacık oluverdi. Ocakta alıp 15 dakika kapağı kapalı demledim ve işte böyle servise hazır hale getirdim. Yanında da tabii ki bulgur pilavı falan yaptım. Maydanozla da renklendiriyorum. İşte böyle 10 numara 5 yıldız oldu. Sence nasıl oldu? Umarım beğenirsin. Saygılar.